Konya. Uçsuz bucaksız bir ovada, antik çağın İkonyumu, Selçuklu'nun başkenti. Tam 211 yıl boyunca. Tarihin izleri çok çarpıcı bir şekilde görünüyor Konya'da. Adeta haykırıyor zengin tarihin dimdik ayakta diye. Bugünkü Konya zengin kültürü ve geçmişini modern yapısıyla birlikte yaşıyor. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlevi, Sema, Semazen, Canlar, Dervişler ve Mevlevilik Öğretisi. Konya, evrensel bir öğretinin, tüm dünyada bugün üniversitelerde ders olarak öğretilen bir felsefenin, bir ışığın da merkezi aynı zamanda. Ne olursan ol gel, yine gel diyen Hazreti Mevlana'nın dergahının şehri. Dünyada hiçbir öğreti Mevlevilik kadar güzel ve doğru anlatılamamıştır. O kadar insanlık ve hoşgörü dolu bir öğretidir ki o, tüm dünya insanları bu dergahı görmeye Hazreti Mevlana'nın o eşsiz davetine gelirler. Ne olursan ol, gel, yine gel. Güneş, hilal ve dolunay gibi gel de kanatsız kolsuz gökte dön dolaş demiş doğunun gelmiş geçmiş en büyük ve en coşkulu şairi Celaleddin Rumi, yani bizim Mevlana'mız. O da kanat takmadan öğretileriyle dönüp dolaşıyor şimdi tüm dünyayı. Bugün müze olarak kullanılan Mevlana dergahı Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesiymiş bir zamanlar. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Bahattin Veled'e armağan edilmiş. Mevlana'nın babası ölünce dergaha defnedilmiş. Bundan sonra onu sevenler Mevlana'ya gelerek babasının mezarının üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Mevlana gök kubbeden daha iyi türbe mi olur diyerek bu isteği reddetmiş. Ancak Hazreti Mevlana 17 Aralık 1273'te vefat edince Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Mevlana'nın mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiş. Mevlana Celaleddin Rumi 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan'ın Belh kentinde dünyaya gelmiş.
Bilginler Sultanı adıyla bilinen babası Bahattin Veled'in Harzemşahlar Sultanı ile arası açılınca Konya'ya yerleşirler. O sırada Celaleddin 5 yaşındadır. İlk derslerini babasından alan Mevlana, sonraki yıllarda dönemin ünlü bilim adamları tarafından yetiştirilmiş. Bu bilim adamları arasında onu en çok etkileyen, duygu ve düşünce dünyasında geniş ufuklar açan Tebrizli Şems'tir. Mevlana 17 Aralık 1273 yılında Şeb-i Arus, yani düğün gecesi olarak adlandırılan ölümüne dek Konya'da yaşamını sürdürmüş. Kubbe-i Hadra, en yeşil kubbe. Mevlana'nın yattığı türbenin kubbesi Kubbe-i Hadra, 130 bin Selçuklu dirhemine mimar Tebrizli Bedrettin'e yaptırılmış. Mevlevi dergahı ve türbe, 1926 yılında Konya Asar-ı Atika Müzesi adı altında müze olarak hizmete başlamış. 1954 yılında yeniden düzenlenmiş ve adı Mevlana Müzesi olmuş. Dergahın avlusunda Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı bir şadırvan vardır. Eskiden bu şadırvanın etrafında Şeb-i Arus törenleri yapılırmış. Yüzlerce yerli ve yabancı ayrı din, dil ve ırktan insanı kendine çeken Mevlana dergahı, onu tanıyan arttıkça ve öğretileri yaygınlaştıkça bu insan akını hiç bitmeyecek. Tilavet odası. Geçmişte bu odada Kur'an-ı Kerim okunduğu için buraya tilavet odası denmiş. Bugün hat dairesi olarak teşhir ediliyor. Hat dairesinde devrin meşhur hattatlarının levhaları yer alıyor. Gümüş kapı, türbe kapısı. Gümüş kapı üzerinde yazan beyit çok anlamlı. Bu makam aşıkların Kâbesi oldu. Buraya noksan gelen tamamlanır. Huzuru Pir, yani türbe. Sokollu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa'nın 1599 yılında yaptırdığı gümüş kapıdan girilir pirin huzuruna.